Nereden nereye? Nereden nereye onu diyecektim. Ama işte, işte dernekler, sivil toplum kuruluşları, bunlar bunlar hep bundan dolayı bilmekte değil mi? Evet. Bugün işte sektörün sesi. O zaman sendikalar vardı. Doğru. Sendikalardı. Söz sahibi. Geçmiş olsun şimdi. Orhan, sarı sendikalar. Yani toplu sözleşme zamanı işçi, işveri, herkesin arayı bulup çözüyorlardı. Yani peşinde kesin. Ben yetiştim yani. Çocuktum o zamanlar. İşçi, özellikle ben babam işçi demiş söyleyeyim. Ve o sendikalar işçiyi çok iyi koruyordu. Ne zaman ki işte Bayram Meral siyaset atıldı, ondan sonra o iş bitti. Tabii tabii tabii. Yani sarı sendikaların evet. çoğaldığı dönemler ama olduğu dönemlerde gerçekten yani toplu sözleşme zamanı çok ciddi heyecandı. İzmir'de benim etap İzmir'de olduğum yıllarda İzmir'in en büyük oteli Efes. Büyük Efes Oteli greve gitti. Ama biz de sendikanın ve top sözleşmeyi imzaladık. Etap İzmir'den bahsediyorum. İzmir Palas greve gitti. Karaca greve gitti falan böyle. Bir tek biz nöbetçi eczane gibi nöbetçi otel şey kaldık. Sözleşme imzalımızın açık. Tabii çok büyük işler yaptık yani. Tek tabanca. Ama emekli sandığım oteliydi. İmzalayamadık. İşçiler mağdur oldu. Emekli sandığı mağdur oldu. Hani sonunda ne oldu? Sonunda imzalandı. Ama çok kayıp oldu. Çok kayıp oldu. Yani tabii orada da mutlaka siyaset hakimdi. Sendikalardan sonra da işte birlikler, dernekler, sektörün koruyucusu olarak faaliyetlerini sürdürüyor ama işte birlik olabilmesi. Tabii. Sektörde bir personel istihdam sorunu var Ahmet Bey. Siz yaşıyor musunuz? Bu işin sonunu nereye varacağını düşünüyorsunuz? Vallahi çok ciddi yaşandığını biliyorum. Bildiğim için de personelimi koruyorum. Bulamayacağımı biliyorum. Hele hele kalifiye elemanı. Dolayısıyla onların mağdur olmaması ve dışarılara gitmemesi için ben taviz veriyorum. Onun karşılığında da istikrar ve süreklilik misafir mevcut. Beraberinde geliyor. Bugün mutlu misafirin mutluluğu, mutlu personelin istihdamından geçiyor. Kalifiye olmayan bir personelden hizmet beklemek mümkün değil. Yetiştirirsiniz, evet, hizmeti alırsınız. Bugün personelin kabahati değil, işverenin kabahati değil. Ama bir pandemiden sonra güvensiz bir sektör olarak algılandık. Çünkü o dönemde kimse işçisine sahip çıkamadı. Kısa dönem ödemeyi ödediler. Ama geçimi karşılayabilecek bir para değildi. Onu vermeyen asgari ücretlendi. Şimdi çocuklar eğitimli çocuklar. Tek sektörde bu sektör değil. İnsanlar hele lisan bile kalifiye elemanlar sektörü değişti. Bugün F&B departmanı yani servis ve mutfakta kalifiye eleman bulmak o kadar zor ki. Çünkü bunlar ehil ve işini bilen özel eğitimli çocuklar. Bu iki departmanda özellikle büyük sıkıntı var. Diğer departmanlarda bir şekilde istihdam sağlanıyor. Ama özellikle F&B'de çok büyük problem yaşanıyor. İstanbul'da
büyük rakamlar veriliyor. Garson ve mutfak çalışanlarına. Çünkü yok, eleman yok. Bu işin sonu nereye gider Ahmet Bey sizce? Yani sonu, diğer, hadi siz otel olarak sizin bünyenizde, sizin grubunuzda bu işi profesyonelce yaptığınız için personelinize değer veriyorsunuz. Bunları eğitiyorsunuz, kıymet veriyorsunuz ve bunun da sonucunu görüyorsunuz. Yani iyi bir grup, sektör krizde olmasına rağmen siz iyi doluluk oranlarınız yüksek. Ama birçok gittiğimiz otellerde herkes personel, bugün yine Poyt'taki toplantıda konuşuldu. Personel istihdamı sorunu yaşanıyor. Sektörden insanlar uzaklaştı. Doğru. Nereye vardı bu işin sonu? Yani çalıştıracak personel bulamamak, yabancı istihdamı yapıyorlar, bu da yetmiyor. Onlar da aynı şekilde mağdur ediyorlar. Doğru. Bu işin sonu nereye var? Yani personel bulamayan bir tesis nasıl hizmet verir, ne yapar? Az personelin üzerine yüklenip de nereye varır yani bu işin vallahi sonu? O hiç çözüm değil. O hiç çözüm değil. Tam aksi. Herkes kendi personelini koruyacak. Onların sosyal imkanlarını yükseltecek. İstihdam sağladığı gibi lojman, yeme içme, kılık kıyafet, her türlü. Bakacak yani personel. Bakacak. Aksi takdirde, şimdi bu çocuklar zaten kendi imkanlarıyla okuyorlar. Evvelden alaylı çoktu bu sektör. Şimdi mektepli. Hem mektepli hem alaylı olanlar var. Evet. Talebeliğinde girip. Liseden başlıyor. Başlayıp turizm kolejine, üniversite bitirene kadar çalışarak okuyanlar, bunlar kıymetli insanlar. Evet. Bunlar kıymetli personel. Bu personellere bakacaksınız. Kazancın içinde bütçe diye bir şey var. Gelirin içinde personel gideri diye bir kalem var. Enerji diyebiliyor musun? Ben ödemiyorum. Evet. Şak diye. Kesen şalteri indirir. Bildiri veriyor. Seni karanlığa larp ediyor. Aynen. Bunda da yapamazsın. Aynen. Burada kafalar değişecek. Aynen. Burada kafalar değişecek. Bütün işveren, işveren vekilleri, herkes kendi personelini kendi yetiştirecek. Herkes kendi çapında bir okul olacak. Ve personeline yatırım yapacak. Aksi takdirde bu problem çözülmez. Burada şeyler, barutlarla beraber bu şeyi başlatmışlar. Siz tabii onlar daha iyi biliyorsunuz. Yani Artobur başında bugünkü yönetimde olan bütün yöneticiler, başında da üyelerimiz, ışıklar içinde olsun Ali Berberoğlu, başkandı, ben onu yardımcısıydım. Ahmet Barut Beyler olsun, Osman Ayit Beyler olsun, hepsi yönetim kurulu üyelerimizdi. Yıllarca çok güzel bir uygulamayla tüm yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanlığıyla, daha sonra Trofek kurulu üyeleri, başkanları ben devamlı BTX'e döşeme altı yazıyorum ama daha sizin hiçbir etkinliğinizde denk gelemedim. Orada yapmıyorum ki. Şişli Suriye Çorbatı ve sizin başkanımıza şey var ya, var var ya, onu diyor. Bunun gibi. Canlı performansıyla bekliyoruz. Bu iyiydi. Elimizde gurur yiyoruz. Kişiye özel yaparız. Nasıl? Şeyler, barutlarla beraber bu şeyi başlatmışlar. Siz de onlar daha iyi biliyorsunuz. Yani Artobur başında bugünkü yönetimde olan bütün yöneticiler, başında da üyelerimiz, ışıklar içinde olsun Ali Berberoğlu, başkandı, ben onu yardımcısıydım. Ahmet Barut Beyler olsun, Osman Ayit Beyler olsun, hepsi yönetim.